Merhaba. Güzel mi? Kanalımıza hoş geldiniz. Çok iyi. Karşıda senle konuşuyorsun. Video açıyorum, konuşuyor ya. O zaman kanalımıza hoş geldiniz. Ben Naz. Biraz önce sana benim girişimi sabote ettiği için şu an baştan çekiyorum. Neyse. Bu videoda, videonun adında da göründüğü gibi Stray Kids'den, Stray Kids'in Bubble'ından, yani Bubble for JYP Nation uygulamasından ve Stray Kids Official Fan Club üyeliğinden falan bahsedeceğiz. Yani Bubble nasıl kullanılır falan filan. Bu şekilde bununla ilgili ayrıntılı bahsedeceğim sizin için. Çünkü benim Instagram hesabımda paylaştığım bir reel videosu vardı, böyle şakayla karışık. O videoda bana Bubble hakkında çok sordunuz. Ben onun altında bol bol cevap vermeye çalıştım ama hepsine yetişememeye başladığım için bu videoyu çekmeye karar verdim. Yine o videonun altında stay'ler birbirlerine cevap vermişler. Birbirlerini bilgilendirmişler benim yetişemediğim, benim cevap veremediğim zamanlarda. O yüzden de çok mutlu oldum. Böyle birbirinize yardım etmenize, yani aynı zamanda bana da yardım etmenize. Şu an bu arada okuldayım ve öğle yemeği yemeye geldim. Videonun hepsini burada çekmeyeceğim. Şöyle hani hep evde video çekmeyeyim, böyle değişiklik olsun diye videoyu burada açmak istedim. Şöyle burası okulda yemek yenen bir yemekhane, yani oradayım. Öyle işte. Öyle yemek yiyeceğim. Ondan sonra da bu videoya devam edeceğiz. Bu da sana. Burada karşımda oturuyor. Ne yapıyorsun? Şimdi telefon baktım. Eve geldim ve videoya burada devam edeceğiz tabii ki. Çünkü daha sessiz olduğu için orası çok gürültülüydü. Neyse, o zaman başlayalım. Şimdi öncelikle uygulamayı bütün store'lardan indirebilirsiniz. Yani Apple Store'dan ve Android Store'dan indirebilirsiniz. Zaten başka store yok diye düşünüyorum. Neyse. Yani App Store'a girip direkt oraya Bubble for JYP Nation yazdığınızda çıkıyor zaten. Oradan indirebilirsiniz. İndirmek ücretsiz. Uygulamayı kullanmak ücretli. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani indirip bakabilirsiniz uygulamanın içine. Ben yine de burada bir yerde gösteriyor olacağım zaten size. Bu birincisi. İkincisi, uygulamayı indirdikten sonra nasıl kullanacağınız. Şimdi uygulamanın iki bölümü var. Bir chat kısmı var, bir de community kısmı var. Şimdi chat kısmı için benim o paylaştığım, sana şaka yaptığım reel'de de göründüğü gibi chat kısmı için orada store'dan ayrıca artık hangi grubun, işte Stray Kids olur, orada JYP içinde olan diğer gruplar olur. Hangisi içinse ve kaç üyenin chatine girmek istiyorsanız o kadar satın alıyorsunuz. Orada zaten hani görünüyor. Burada bir yere de koyuyorumdur mutlaka şu an. Community kısmında ise böyle postlar paylaşabiliyorsunuz. Yani böyle şey gibi düşünün. Facebook gibi düşünün, yani anladınız mı? Orada da bir profiliniz var ve timeline var. Oraya post paylaşabiliyorsunuz. Şimdi chat kısmı nasıl kullanıldığına gelirsek, diyelim ki benim o Instagram'da paylaştığım videoda gösterdiğim gibi, diyelim ki ben Bangchan'ın chatine girdim. Şu an zaten benim chatimde Bangchan var bir tek. Denemek için bir kişilik almıştım. Şimdi o chat'e girdiğimde Bangchan'la birebir, yani kişisel konuşmuyorum. Yani o da bana kişisel olarak yazmıyor. Zaten milyonlarca insan var o chat'in içinde. Ama biz satın alanlara, yani fanlara, stay'lere diyeyim. Fanlara sadece seçtiği üyeyle kendisi görünüyor chat'te. Yani sanki ikimizmiş gibi görünüyor. Ama üyelere, yani sanatçılara kendi chatlerinde bir sürü görünüyor, yani böyle grup chat gibi görünüyor onlara. Onlar tabii ki bizim yazdıklarımız böyle hızlı hızlı geçerken gözlerine takılıyordur, okuyorlardır, görüyorlardır. Bunları biz bilemeyiz. Onlar o an chat'te hangi konu dönüyorsa veya genelde üyeler hani kendileri konu açıyorlar. Mesela diyorlar ki bugün ne yediniz gibi, ben şunu yedim falan gibi. Fotoğraf atıyor mesela, bugün şunu yaptım gibisinden. Siz ne yapıyorsunuz gibisinden. Öyle ortada chatte böyle hani ortak bir konu dönüyor. Herkes ona cevap veriyor. Ve biz yazdığımızda karşımızdaki üye bizimkini tam olarak görüyor mu görmüyor mu bilmiyoruz. Ama hani cevap verdikçe, yani bir şeyler yazdıkça bize sürekli geliyor bu. Şimdi chat'in asıl olayı sevdiğimiz bir şarkıcıyla, üyeyle veya ünlüyle birebir konuşma şansından ziyade o üyenin gerçek zamanlı olarak ne yaptığını bilebilmemiz. Yani mesela diyelim ki Bangchan bana şimdi bir
chat attı, bir şey attı. Mesela bir fotoğraf attı. Şimdi ben işte yürüyüşe çıktım diye ya da şu an spor yapıyorum diye bir fotoğraf attı. Böyle yazı yazdı diyelim. Sen ne yapıyorsun diye yazdı. Hani benim orada önemsediğim bankçanın ben şu an şu saatte benimle aynı saat diliminde ne yaptı? Hani onları görebiliyorsunuz. Sizinle belki hayatını paylaşıyor, belki yaptıklarını paylaşıyor, belki duygularını paylaşıyor. Mesela diyelim geçen bankçan şey dedi. Çok sinirliyim diye böyle chat attı. İşte herkes soruyor niye sinirlendin diye büyük ihtimal. Ve onu gören şeyler, siteler community kısmına da post atıyor. Bankçan niye sinirlendin gibisinden. Bankçan sinirlenmiş vesaire gibisinden. Mesela ondan sonra bankçandan cevap geldi. Yemek çok lezzetli o yüzden sinirlendim diye. Yani yemeğe sinirlenmiş falan filan. Hani böyle şeyler oluyor. Yani o an böyle sizin sevdiğiniz ünlünün gerçekten o an ne yaptığını, şimdi bu anda tam olarak saniyesi saniyesinde ne yaptığını anlayabiliyorsunuz. Video bir anda durdu zannettim. Anlayabiliyorsunuz. Chat'in olayı bu. Şimdi community kısmına gelirse, community kısmını kullanabilmeniz için ayrıca fan club üyeliği almanız gerekiyor. Bu fan club üyeliğini nasıl alındığını ben bundan bir önceki videomda ayrıntılı olarak gösterdim, paylaştım sizinle. O videoyu da şuraya koyarım ya da yine kanala girer o videoya da ayrıca bakarsınız. Ama ben yine de burada kısaca bahsedeceğim ondan. Şimdi fan club üyeliğini nasıl alıyorsunuz? Şimdi genelde JYP duyuru yapıyor bunun için. Senede bir veya iki kere. Aslında ben zannediyordum ki senede sadece bir kere duyuru yapıyor. Ama sonra geçen Ocak ayında baktım ki ikinci bir duyuru daha yapmış. Hani üçüncüsü, dördüncüsü var mı bilmiyorum. Neyse senede bir veya iki kere duyuru yapıyor bunun için. Ve sizin o duyuruyu yakalamanız gerekiyor. Ve o duyurularda belirtilen tarihler arasında mutlaka satın almanız gerekiyor. Eğer o tarihler arasında satın almazsanız satın alma kapanıyor. Yani bu demek oluyor ki sizin sadece senede bir veya iki kere satın almanız gerekiyor. Bu şans, yani bu satın alma periyodunu kaçırırsanız bir yıl beklemeniz gerekiyor. Ya da en az 10 ay falan beklemeniz gerekiyor demek oluyor yani. Şimdi bunu Yes24 Ticket diye bir Kore sitesi var. Orada genelde etkinlik biletleri, konser, işte müzikal, tiyatro falan filan. O şekilde biletlerin satıldığı bir site bu normalde. Ama buradan şey satılıyor. Stray Kids Official Fan Club Stay üyeliği satılıyor. Ve sizin o üyeliği satın almanız gerekiyor. Satın aldığınız zaman orada bir tane sipariş kodu oluyor. O sipariş kodunu Bubble'a girip Bubble'da onaylatıyorsunuz ve bir anda community özelliğiniz açılıyor. Tüm yani community'yi açmak için bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi ona da ayrı bir ücret ödüyorsunuz bu arada. Ayrı bir para ödüyorsunuz. Bu sefer yani benim geçen Kasım ayında satın aldığım üyelik 35 bin won'du. Büyük ihtimal bu seneye de yine 35 olacak. Ondan sonraki seneye de 35 olacak diye düşünüyorum. Yani çok da böyle fiyat farkı olacağını zannetmiyorum. Ve ona 35 bin won ayrıca ödemeniz gerekiyor. Şimdi buraya bir yere TL olarak yazıyorum. 35 bin won'un ne kadar olduğunu. Ve bu Yes24 diyeyim. 24 ticket sitesi hem Kore versiyonu var hem global versiyonu var. O nedenle dünyanın her yerinden global olarak da bunun alışverişini yapabiliyorsunuz. Şimdi ben üyeliği Kasım ayında satın aldım ve Aralık ayında bana geldi bu. Zaten biraz uzun sürüyor niyeyse gelmesi. Yani Kore içinde bile gelmesi uzun sürüyor. Öyle söyleyeyim. Belli bir tarihte geliyor. Neyse. Kasım ayında almamın sebebi de bu duyurunun Kasım ayında yapılmış olması. O yüzden de tahmin ediyorum ki bu duyuru her zaman Kasım Aralık ayları civarında falan yapılacak diye düşünüyorum. Şimdi senede bir iki kere dememin sebebi Kasım ayında alamayanlar için ya da kaçıranlar için benim anladığım kadarıyla Ocak ayında tekrar açıldı bu. Ocak ayında tekrar açılıyor. Yine ikinci bir şansınız oluyor almak için. Onu da kaçırırsanız hiç olmuyor artık yani. O yüzden ona duyurulara bakmanız gerekiyor. Şimdi bu duyuru daha öncelerinde VLive'da yapılıyordu. Biliyorsunuz VLive diye bir uygulama vardı. Çok ünlülerin, hatta BTS'in falan bile hani orada böyle yayın yaptı. Sonra ben normalde Stray Kids'in VLive hesabını, kanalını takip ederek oradaki duyurulara bakıyordum sürekli. Ve hani yayınlarını falan da izliyordum. Orada bakarak hani
ben bundan haberdar olup şey yaptım. Üyelik aldım. Ama son şu an VLive kapandı. Uygulama yok oldu. Weverse VLive'ı satın aldı. O yüzden VLive'de olan çoğu ünlü de Weverse'e geçti. Weverse de ayrıca bir uygulama yani. Ondan sonra o yüzden şu an bu duyuru nerede yapılacak hiç bilmiyorum. Büyük ihtimal JYP Fences diye bir web sitesi var JYP'nin. Kendi gruplarının olduğu bir fan kafe gibi. Orada da duyurular oluyor. Büyük ihtimal herhalde oradan yapar duyuruyu diye düşünüyorum. Yine JYP Fences buraya bir yere yazıyorum. Ve bu bahsettiğim sitelerin linklerini de aşağı vereceğim. Hani merak ederseniz girip bakabilirsiniz. Büyük ihtimal oradan duyuru yapılacak. Ya da Bubble üzerinden de aynı şekilde yine duyuru yapılacak gibi yani seneye. Tekrar üyelik almamız gerektiği zaman da, üyeliklerimizin bittiği zaman da. Şimdi ben genelde bunu satın aldığım için kendi Instagram hesabımdan sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü fark ettim ki bu konuyla ilgili çok fazla insan var. Hani bunu yapmak isteyen, üyelik almak isteyen, uygulamaları kullanmak isteyen falan filan. O yüzden ben Instagram hesabımda bir sonraki duyuruyu sizlere zaten paylaşacağım. Çünkü şu an nereden duyuru yapılacağını bilmiyorum. Belki de tekrar Bubble'dan yapılır falan. Hani gören olur, görmeyen olur diye. Hani siz de alın diye ben yine paylaşacağım. O yüzden hani beni de takip edebilirsiniz hani o konuda. Çünkü ben genelde böyle şeyleri paylaşıyorum kendi Instagram hesabımda. Hem Stray Kids için hem BTS için. Aynı zamanda GOT7 fanıyım belki beni tanıyan olursa. Hani hem GOT7 için falan filan sevdiğim idollerle ilgili bu tarz gelişmeleri falan paylaşıyorum. Ya da kendimi almışsam sizlere gösteriyorum ya da bilgilendiriyorum şu an yaptığım gibi. Şu an Bubble'ı ben de ilk defa kullanıyorum. O yüzden ben de böyle Bubble'ı keşfetme gibi bir şeyim oldu. O yüzden de hemen sizle de paylaştım bu arada bunu. Neyse. Community özelliği hakkında söylediğimi bilmiyorum. Siz böyle post paylaşıyorsunuz ve sizin paylaştığınız postlara, yazılara hani Stray Kids üyeleri cevap verebiliyor. Hani böyle ünlüler cevap verebiliyorlar, yorum atabiliyorlar ona. Mesela bir kez giriyorlar zaten böyle 30-40 kişi, en fazla 50 kişiye falan cevap verip hani çıkıyorlar. Hani bunu düşününce biraz şanslı insanın düşük oluyor yani. Ama girdiklerinde size hani Bubble'dan bildirim geldiği için girdikleri zaman böyle bayağı yardırırsanız böyle mesajları sürekli yardırırsanız belki aradan sizinkini de görüp cevap verebilir. O şekilde hani community kısmında böyle şey birebir cevap alma şansınız oluyor bu arada. O bakımdan güzel yani. Birebir sizi gerçekten gördüğünü ve size gerçekten cevap verdiğini görebiliyorsunuz. Zaten orada görürsünüz diğer fanlara cevap verdiklerini falan. Sürekli bildirim geliyor kime cevap verdilerse. O şekilde community kısmında da böyle bir şansınız oluyor. Yani o community kısmının da şeyi böyle avantajı büyük. Öyle söyleyeyim. Bu arada ben Bubble'ı kullanmaya başlayalı çok olmadı böyle. Bubble hakkında çok fazla bilgim yoktu. Ben bunların hepsini birkaç gün içinde böyle toparladım, araştırdım falan. İşte Korelilerin kullanma şekillerine falan baktım. İşte bloglarda paylaştıklarına, Bubble hakkındaki şeylerine falan baktım. Aynı zamanda da şey hani o ben Instagram'da o reel videosunu paylaştıktan sonra bu uygulamayı kullanmış olan veya bunun hakkında bilgisi olan siteler altlarına bilgilendirme yorumları atmış oldular ve beni de bilgilendirdikleri zamanlar oldu. Mesela ben buraya biraz önce hani won fiyatıyla hani kaç TL olduğunu hani ben buraya yazdım. Ama mesela siz Türkiye'de onu Türkiye'den indirdiğiniz zaman ve Türkiye'den üye olduğunuz zaman fiyatlar çok daha ucuz görünebiliyormuş. Yani çok daha farklı görünebiliyormuş. O yüzden illaki benim buraya yani ben sadece Kore fiyatlarını görebiliyorum. Kore'den girdiğim için. Hani Türkiye'de kaç lira hani bu uygulamaya kaç lira biçilmiş ben onu göremiyorum. O yüzden uygulamayı indirmek zaten ücretsiz. O yüzden indirip Store'a bir göz atabilirsiniz. Yani o kadarına paraya ihtiyacınız yok. Yani o kadar bedava olduğu için indirip göz atabilirsiniz. Orada kaç dolar göründüğü veya TL ile görünüyorsa, Türk lirası ile görünüyorsa kaç lira göründüğünü falan oradan bakabilirsiniz. Veya bakanlar varsa, eğer bilenler varsa buranın altında yorum yapabilirler. Yine o videoda olduğu gibi burada da hani birbirinizi bilgilendirirseniz yorumlarda falan çok mutlu olurum. Çünkü benim hani o konuda benim yapabileceğim bir şey yok. Ben göremiyorum hani o kadarını. Böyle bir durum da var o yüzden. Hani Kore'deki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatlar aynı olmayabilir. O yüzden hani ona ayrıca uygulamadan yine bakabilirsiniz.
Aynı zamanda benim bilmediğim bir özellik daha vardı chatte. Bir tane takipçim bana Instagram DM'lerden yazdı. Böyle böyle bir durum oldu. Hani abi bu nedir falan diye. Ben de o zaman bilmiyordum falan. Onun sayesinde ben de öğrenmiş oldum. Chat kısmında üyeler yani şarkıcılar, ünlüler böyle herhangi bir kod yazdıklarında mesela et falan gibi böyle herhangi bir kod yazdıklarında yazdıkları şey sizin isminizle geliyor. Yani mesela oraya mesela kod yazarken mesela şuraya ben Bangchan'ın bana yazdığı gibi hani şuraya örnek olarak koyayım. O mesela oraya et yemek yedin mi diye yazdığı zaman Naz yemek yedin mi gibi görünüyor. Yani sanki bana yazmış gibi görünüyor. Ama oysa ki o oraya o kodu yazdığında herkese yani Bangchan'ın chatindeki herkese öyle gidiyor o. O yüzden onu böyle yanlış anlamayın. Yani sanki özellikle size yazmış gibi anlamayın. O chat kısmının hani sadece ünlülere olan bir özelliğiymiş. Hani karşıdaki kişi iyi hissetsin diye sanırım bilmiyorum. Öyle bir özellikmiş yani. Onu da ben hani sonradan öğrendim sizin sorularınızla. Bana da öyle oldu burada gösterdiğim gibi. Ben de onu tuttum community kısmında yazdım. Hani sitelere sormak istediğim bir şey var. Acaba böyle böyle bir şey oldu bu nedir diye. Onlar da böyle gerçekten çok tatlılar. Ya site fandom'ı yani çok tatlıyız. Gerçekten bence çok iyi, çok iyiler. Hem benim o video paylaştığımda birbirinize yardımcı olmanız hem de community'de sorduğumda diğer birçok ülkeden sitelerin bana yardımcı olması, anlatması çok iyi oldu. Ben de öğrenmiş oldum. Sonra en çok sorulanlardan biri de bu olayın gerçekliği. Yani gerçekten size cevap mı veriyor falan filan gibi. Yani gerçekten yazıyor mu gibi. Tabii ki gerçekten yazıyor arkadaşlar. Çünkü buna para veriyorsunuz. Yani insanlar buna para veriyorlar. Para verdikleri için, para harcadıkları için diyelim ki karşıda gerçeklik yok. Yani karşıda size bir bot yazıyor olsa ya da size bir çalışan yazıyorsa, başka biri yazıyor olsa ve bu ortaya çıksa skandal olur. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu hırsızlık demek. Yani siz insanları kandırıyorsunuz ve paralarını alıyorsunuz. Hırsızlık yapıyorsunuz demek. Yani böyle bir şey etik değil. Ve yani bir ihtimal değil açıkçası. Çünkü Kore'de böyle şeyler gerçekten çok büyük skandal oluyor. Hani bu söz konusu olamayacak bir şey. Bir de mesela bu uygulamalardan hem şirket hem şarkıcılar, gruplar para kazanıyorlar. Yani şöyle düşünün. O uygulamaya girip birilerine cevap vermek, bir şeyler yazmak, işte çok veya az yapmak onların işi. Yani konser vermek gibi işi. Diyelim ki mesela siz Stray Kids konserine gittiniz ama İşte Stray Kids yerine başkaları geldi. İşte çalışanlar geldi falan. Onların yerine konser veriyorlar. Yani bu onun kadar büyük bir şey. Yani skandal bir şey. Öyle söyleyeyim. Ki bu daha önce yaşandı Kore'de. Bubble'la ilgili değil ama mesela biliyorsunuzdur Produce X 101 diye bir audition programı vardı. Orada işte hani idol olmak isteyenler ya da herhangi bir grupta çıkış yapamayanlar çıkış yapıp da şey olanlar hani başarısız olanlar vesaire orada mesela hani insanların oylamalarıyla hani SMS oylamalarıyla falan böyle hani seçiyorlar ve bir idol grup oluşturuyorlardı o programda yani böyle insanlar Survivor gibi SMS oyluyordu yani ve Produce X 101'da çok başarılı bir grup oluşturdular. Grup çok başarılı oldu. Hemen çıkar çıkmaz patladı. Şu an girseniz bile ilk müzik videoları falan efsane izlenmişti. Şarkıları efsane güzeldi mesela. Ama o grup dağıldı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Produce X 101'da lobby yapılmış. Ve insanların gönderdikleri mesajlar hani SMS oylamalarıyla değil kafalarına göre kişileri seçmiş koymuşlar. Ve yani grup dağıldı. Anında dağıldı. Yok oldu. Hatta Produce X 101 bile bir sonraki sene yapılmadı yani. Skandal oldu. Çünkü bu bir hırsızlık dediğim gibi. Yani böyle şeyler burada en azından çok büyük şeyler. O yüzden böyle bir ihtimal yok. O yüzden hani içiniz rahat olsun o konuda yani. Ve o videonun altında sadece Stray Kids değil diğer idol grupların, diğer Koreli grupların, sanatçıların, şarkıcıların Bubble'ı var mı diye soranlar oldu. Şimdi Bubble böyle çeşit çeşit. Şu an buralarda gösterdiğim gibi. Ya da şirketlere göre yani kullandıkları uygulamalar farklı oluyor.
Mesela demin Weverse dedik. Şimdi Weverse normalde BTS'in şirketi olan HYBE'ın çıkardığı bir uygulama. Ve çoğu birkaç idol yine Weverse'in içinde. Yani Weverse'de sadece BTS yok. Yine HYBE'ın içinde olan gruplar ve HYBE'den bağımsız olan gruplar falan. Weverse'de de birkaç grup var. Weverse sadece şey gibi, hani böyle community kısmı var Weverse'in. Chat özelliği yok. Weverse'de de yine paylaştığınız postlara hani işte BTS üyeleri ya da hangi grubun veya şarkıcının, sanatçının Weverse'ündeyseniz, Weverse şeyindeyseniz, timeline'ındaysanız artık. Hani size cevaplar verebiliyorlar yine aynı şekilde. Yine SM Entertainment, yani SM Town'ın ayrıca bir uygulaması vardı. Yine burada gördüğünüz gibi, şu an adını unuttum, yazarım. O uygulamada da SM'in ünlüleri vardı. İşte NCT, aespa, EXO falan filan gibi. Onda da yine o uygulamayı da indirip üye olup yine ücretli bir şekilde hani para verip o şekilde o uygulamayı da kullanabiliyorsunuz. Ama o uygulamanın chat özelliği var mı bilmiyorum. Hiç kullanmadığım için. Sadece sizin için özellikle girip baktım. Şuraları koymak için hani kısa bilginiz olsun diye. Yine o şekilde ona da bakabilirsiniz diğerleri için. Yani sevdiğiniz grup vesaire var mı diye bakabilirsiniz. Şimdi son olarak da şeyden bahsedeyim. Benim Instagram'da paylaştığım hani reel videosunda Sangha'ya ben şaka yapıyorum. Yani Sangha'ya diyorum ki ben Bangchan'la konuşacağım, bana vakit verir misin? Yani bu bir şaka. Çünkü ben hani Bubble'ı satın, hani Bubble'dan Bangchan'la chat yapmak için bir şey, hani tiket satın alalı çok olmamıştı o zaman. Ben orada hani tiket satın aldım. Sangha'ya da o gün demiştim ki ben böyle böyle bir şey yaptım falan, deneyeceğim falan demiştim. Böyle ona çok bilgi vermemiştim. Sangha'nın da böyle Bubble hakkında, o chat özelliği hakkında falan çok bir bilgisi yoktu. O yüzden ben de dedim ki hani hem size Bubble'ı anlatayım, hem bilgilendirmiş olayım, hem de öyle sıkıcı bir video olmasın, komik bir videosu, Sangha'ya da bir şaka yapmış olalım dedim yani. O yüzden orada hani Sangha'ya sanki ben Bangchan'la kişisel olarak konuşuyormuşum gibi, ben Bangchan'la konuşsam olur mu, İşte biraz bana vakit versen olur mu gibi, böyle hani kıskanacak mı kıskanmayacak mı diye şaka yapmak istedim. Hani o yüzden o videodaki o kısma takılıp gerçekten Bangchan'la mı konuşuyorsun yazanlar olmuş. Hani demin bahsettiğim gibi uygulamanın sistemi, biraz önce bahsettiğim gibi. Yani o yüzden öyle çok kişisel bir şey yok yani, hani tabii ki de o bir şaka orada söylediğim, hani eğlenceli olsun diye. Bu arada video çok uzadı ama bir şey daha söylemek istiyorum. Ben Bangchan'a Bangchan derken birkaç kişi, çok değil ama birkaç kişi Instagram'daki videonun altına Bangchan diye okunuyor yazmış. Yani ama o öyle değil arkadaşlar. Şimdi Bangchan Avustralyalı Koreli. Yani Kore asıllı bir Avustralyalı diyebiliriz. Aynı, şimdi kırılmasınlar eğer videoyu izleyenler varsa, hani örnek vermek için söylüyorum. Aynı bizdeki şey gibi, Almancı Türkler gibi yani, hani Almanya'da doğup büyümüş. Hani belki Türk vatandaşlığı yok, belki çift vatandaş ama Türk yani, hani onun gibi. Mesela şey gibi düşünün, Meryem Uzerli gibi düşünün yani, anladınız mı? Hani Bangchan öyle Kore'de yani. O yüzden Bangchan'ın adı Korece bu arada. Yani soyadı olan Bang, Kore'nin Asan şehriydi diye hatırlıyorum. Yine buraya yazarım. Oranın Onyang diye bir bölgesinden geliyormuş. Yani şu an mahalleymiş orası galiba. Oradan gelen bir Bang soy ismi. Ve yine Chan ismi de parlamak anlamına gelen Hanja Chan karakteriyle yazılıyor. Ve Chan olarak okunuyor Korece. Hani Chen olarak okunmuyor. Hani çocuğun isminin orijinalinin Korece olduğunu söylemek istiyorum. Ve orijinalinin Korece'de öyle okunduğunu söylemek istiyorum. Ve Bangchan zaten şey, Korece konuşurken hani kendini Bangchan olarak tanıtıyor. İngilizce konuşurken Bangchan olarak tanıtıyor. Yani böyle Bangchan gibi bir, hani öyle bir şey yapıyor. Bunu da aslında normal karşılıyorum. Çünkü Bangchan'ın Kore uyruğu yok. Yani Kore pasaportu yok. Yani Bangchan'ın uyruğu hani Avustralyalı. Hani Kore ile ilgili resmi bir durumu yok. O yüzden kendini İngilizce tanıtırken hani kendini o şekilde tanıtması, yani İngilizce olarak tanıtması, ismini o şekilde söylemesi, hani o öyle tercih etmesin diyeyim. Çünkü bu bir tercih. Hani ben normal karşılıyorum. Hani o yüzden öyle söylüyor. Yoksa hani siz Bangchan'a
Hani Bangchan da diyebilirsiniz, Bangchan de diyebilirsiniz. Ama Koreli bir grupta çıkış yaptığı için Korece adını kullandığını buradan hani ben size bildireyim. Bu konuda eğer ilginizi çekerse bununla ilgili Instagram'da video paylaşmayı düşünüyorum. Ünlülerin soy isimlerinin nereden geldiğiyle ilgili falan. Çünkü bunlar Kore'de resmi sitelerde yazıyor. Yani ben de oradan biliyorum. Uydurmuyorum kısacası. Öyle. O yüzden o konuya da açıklık getireyim. Yani Bangchan da diyebilirsiniz. Bu günah değil. Herhangi bir şey sorun değil yani. O yüzden ona da öyle açıklayayım dedim. O zaman bu videoda buraya kadar. Şu ana kadar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sorularınıza bir tık cevap olmuştur. Yani bir tık böyle size bunu gerçekten iyi anlatabilmişimdir. Eğer yine de kafanıza takılan bir şey varsa tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Bakıp cevap vermeye çalışırım her zaman. Yine kanalımızdaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Böyle çok sık video paylaşamasam da hani paylaşmaya çalışıyorum. Bunu da bu videoda hızlı paylaşmak istedim. Çünkü bu konu hakkında şu an güncel olarak çok fazla soru aldığım için. O yüzden öyle oldu. Diğer videolara da bakabilirsiniz. Yine dilerseniz bizi takip de edebilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Yine Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Burada bir yerde yazıyordur büyük ihtimal. Bütün video boyunca yazdı yani. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.